Merhabalar. Bildiğiniz gibi eğitim fakültemiz bünyesinde Eğitimde Bilimsel Paylaşım Günleri adlı bir program yürütüyorduk biz. Bu programımızda da yaklaşık olarak ilk başladığımız zamanlar her hafta, sonrasında da 2 haftada bir olmak üzere programlar yaptık. Amacımız aslında hem öğrencilerimizle akademisyenler arasında bir bağ kurabilmek, hem de bu süreçte sizleri bilgilendirmekti. Ve dışarıdan da pek çok hoca misafir ediyorduk ama pandemi süreci nedeniyle bu programlarımıza da ara verdik. Şu an benim Marmara Üniversitesi'nden kıymetli hocam Oktay Aydın'ı dinleyeceğiz. Bugünkü konumuz mutlu ve başarılı gelecek. Onun programı için de şu an katılımlarını bekliyoruz. Hocam katıldığı zaman programımız başlayacak. Evet, hocam geldi sanırım. Merhaba hocam, nasılsınız? Elif Hocam merhaba, teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim, ben değilim. Sanırım yayında bir sorunumuz yok. Her şey yolunda görünüyor. Öyle hocam. Öncelikle öğrencilerimiz sizi tanısın çok istiyorum ben. O yüzden kendinizi tanıtabilirseniz çok memnun oluruz. Teşekkür ederim. Ben de önce senin şahsında üniversitenin düzenlediği bu faaliyet için tebrik ediyorum ve beni de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben senin de bildiğin gibi Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Branşım rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Meslekte 30. senemi tükettim aşağı yukarı. Bu sınıf öğretmenliği bölümünde çalışıyorum. Orada ağırlıklı olarak işte psikolojiyle alakalı derslere giriyorum. Bu 30 senelik hikaye içerisinde tabii yıllar ilerleyince insanın bazı ilgi alanları çok kristalize oluyor. Benim de 3 tane özel ilgi alanım var. Heyecan duyarak çalıştım. Bunlardan birincisi neuroscience. Beyin ve eğitim ilişkileri üzerine kafa yoruyorum ve okumalarım var. Özellikle burada arkadaşların birçoğu herhalde çocuk gelişimi, sınıf öğretmeni değil Evet, mi? Karışık çoğunlukla mı? hocam. Psikolojik danışma ve rehberlikten de öğrencilerimiz var. Bunlar da öyle. Hmm. Evet, Çok matematik, iyi. sınıf ve okul öncesi. Tamam, çok iyi. Dolayısıyla onlara şey tavsiye ederim. Yani biraz nörolojiyle ilgili ve beyinle ilgili okumalar yapmalarını şiddetle tavsiye ederim. Çünkü insan davranışını artık beyni anlamadan insanı anlamak mümkün değil yani. Bunu net söyleyebilirim. Açıkçası duygularımızı, duygusal reaksiyonlarımızı nasıl verdiğimiz, karar mekanizmalarımızın nasıl çalıştığı, irade dediğimiz şeyin ne olduğu. Bununla ilgili bu ve benzeri bir sürü işte bilinç ne, zeka ne, yaratıcılık ne, yetenek ne, tonla kavram var. Bu kavramlar eğitimin içerisinde olan kavramlar ve öğrenme hakeza en önemlisi. Beyinde bunlar nasıl çalışıyor? Bunları anladıklarında gerçekten hem kendileri için çok daha ilgi çekici bir kanal açılacak hem de yarın öbür gün birilerine bir şeyler anlatacakları zaman beyin referansıyla, nöroloji referansıyla anlattıklarında çok daha ikna edici olacaklar. O yüzden bunu şiddetle tavsiye ederim. Mesela arkadaşlarıma söyleyeyim, ergenlik dediğimiz şey prefrontal korteksin olgunlaşmamasıyla alakalı. Eğer burası olgunlaşmadığı sürece o ergensin. Dolayısıyla bunu gördüğün zaman aslında ergenin yaptığı davranışlarda onu suçlamak yerine anlamayı çok daha fazla yapabiliyorsun, öyle söyleyeyim. İkinci ilgi alanım benim yetenekler konusu. Yetenekler konusunda da 7-8 senedir çalışmalar yapıyorum. Biraz okullarda biraz danışmanlık ilişkilerim oldu. Bir sürü işte projeye girdim, çıktım. Her sene 50'nin üstünde seminer veriyorum. Okullarda danışmanlık vesaire falan yaptım. Dolayısıyla oralardan çok şey öğrendim. Sahanın içinde bir akademisyen oldum ben. Ki bir akademisyenin asli görevlerinden bir tanesi de çalıştığı sahanın ve ülkesinin problemlerine çözüm üretmektir. Dolayısıyla sadece masa başında ahkam kesmek olamaz. Yani o yüzden de ben şahsen hani biraz sahada olmayı tercih ettim ve bunda çok yararlarını gördüm. O kadar çok şey öğrendim ki oralarda. Dolayısıyla bunları derslere yansıttığım zaman öğrencilerim açısından da çok anlamlı oluyor. Ve yetenekler konusu benim kafayı taktığım ikinci konu. Açıkçası şöyle, klasik eğitim sistemimiz hep böyle şöyle yapar. Bu arkadaşlarımız da, öğrenci arkadaşlarımız da lisedeyken, ortaokuldayken bunu yaşamışlardır. Hep eksik bul etüt yap. Eksik bul etüt yap üzerine, kültürü üzerine daha çok eğitim almış oluyorlar. Hep sınava hazırlandıkları için.
Halbuki çocukların aslında güçlü oldukları alanları bulup güçlü oldukları alanlara ekstra yatırım yapmak lazım. Yani genel bir yetkinlik evet, ama güçlü olduğu alanı erken yaştan, okul öncesinden itibaren takip edip oralara yatırım yaparsan eğer, o çocukların benlik algısı açısından, potansiyeli açısından, gerçekten ruh sağlığı açısından çok değerli bir iş yapmış olursun. O yüzden de ben yetenekler konusunun bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bununla ilgili şu ana kadar işte yetenek haritası projesi adı altında Türkiye'de tam 250 bin çocuğun yaklaşık yetenek haritasını çıkarttım. Hani bir akademisyen olarak çok aklına gelmeyecek kadar bir hacim bu. Bundan da çok mutluyum hakikaten. Ve devam da ediyor bu çalışmalar. Daha da Projelerinizi olgunlaştı. takip ediyoruz biz de. Nasıl? Projelerinizi biz de takip ediyoruz. Milli Ben Eğitim de diyorum. Teşekkür ederim. Bakanlığı'yla Ya yani bunu daha da olgunlaştırmam lazım. Daha da geliştirmem lazım. Alternatif bir şeyleri falan da var bunun. Buradan devam ediyorum. Bu konu benim için heyecan verici bir konu. Üçüncü konu iletişim konusu. Ki iletişim konusunda buradaki bütün herkes eğitim alıyor, seminerler var, işte televizyon, internet vesaire falan, imkanlar o kadar çok ki. Aslına baktığın zaman iletişim konusu belki de Türkiye'de şu anda artık 20-30 senedir temcit bile olmuş konulardan bir tanesi. Yani herkes sağına dönüyorsun, iletişim, soluna dönüyorsun, iletişim. Ama iletişimle ilgili 20-30 sene önceye göre toplumun bilgi birikimi daha çok arttı mı? Arttı aslında. Yani daha çok şey biliyoruz. Kitaplar falan çok daha fazla hayatımızda. Ama şöyle düşünüyorum ben. İletişim kalitemiz arttı mı toplumsal anlamda, genel olarak bakıldığında? Açıkçası ben bu konuda çok olumlu düşünmüyorum. Yani biz hala iletişim konusunda ciddi problemler yaşamaya devam ediyoruz gibi görünüyor. Düşünüyorum ya, burada bir saçmalık var. Yani iletişimle ilgili bilgin artıyor ama iletişim kaliten artmıyor. O zaman Jiddu Krishnamurti diye bir adam var. Diyor ki, Hintli bir filozof, diyor ki biriktirilmiş bilgiyle gerçeğe ulaşılmaz diyor. Yani insanlar bilgiyi biriktirdiler. Anne babalar bilgiyi daha çok biriktirdiler. Belki öğretmenler bir sürü seminere girdi çıktı, bilgiyi biriktirdiler. Ama sokaktaki ortalama insanın biriktirdiği bilgi daha fazla. Mesela bugün empati kavramını duymayan yoktur herhalde. Ya da ne bileyim işte çok ücra bir yerde değilsen. Veya beden dilinin ne kadar önemli olduğunu bilmeyen, duymayan yoktur herhalde. Ama çok ilginç. Aslında o biriktirdiğimiz bilgiler bizim iletişim kalitemizi arttırmış gibi durmuyor. Daha çok narsizmimize yatırım. Yani o biriktirdiğimiz bilgiyle başka insanlara nasıl pataklarız? Onlara nasıl gövde gösterisi yaparız? Nasıl şov yaparız? Biraz bunlara sanki çalışıyormuş gibi. Mesela bu günümüzde ebeveynlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Geçmişte içgüdüsel ebeveynlik yapılıyordu. Anne babaların farkındalıkları çok yüksek değildi, bilgi birikimleri. Atadan kalma yöntemlerle bu işi nasıl götürüyor, öyle götürüyor. Ama günümüz ebeveynleri işte üniversite mezunu olmuşlar. Bir sürü, daha çok çünkü sayıları daha çok, üniversite mezunu vesaire falan okumuş bilmem ne. Bugün anaokullarına çocuk veriyorlar, ilkokullara çocuk veriyorlar. O ebeveynleri görüyoruz. Bakıyorsun daha çok bilgililer ama çocukla iletişim kalitesine bakıyorsun. İletişim kalitesi plastikleşmiş yani. Onu görüyorsun. Yani çocuğun şunu öğrenmiş. Çocuğun boyun hizasına geleceksin. Göz kontağı kuracaksın. İşte çocuğunla yumuşak yumuşak konuşacaksın falan. Bunları öğrenmiş ama teknik olarak öğrendiği bu bilgiler aslında çocukla gerçek iletişim kurması anlamına gelmiyor. O bir bilgisi, ebeveynin bu bilgisi hazmedilmiş bir bilgi değil. Dolayısıyla kaygısı artmış durumda günümüz modern kültürün ebeveynin. Kaygısı arttığı için de ne yapmaya başlıyor? Çocuğunu tırtıklamaya başlıyor. Sürekli çocuğu kazıyor. Çocuk da sürekli sorun arıyor. Acaba okulda kötü bir şey oldu mu? Arkadaşıyla kötü bir şey oldu mu? Çocuğun işte ne bileyim işte şöyle oldu mu, böyle oldu mu falan sürekli kazıyor. Öğretmeni sürekli kazıyor. Acaba öğretmen işte doğru yapıyor mu, yanlış yapıyor mu? Öğretmen benim kafama uygun mu, değil mi? Okulu kazıyor. Ya o kadar çok irdeliyor, kurcalıyor, irdeliyor, kurcalıyor ve sorun arıyor ki illa bir sorun bulacak. İyi ebeveynlik yapmayı böyle algılıyor. Ya da bana diyor ki anne, hocam diyor ben çocuğumla her gün diyor akşamları diyor şey yapıyorum. Onunla işte konuşuyorum. O gün içerisinde neler yaptığını sürekli soruyorum. O çocuk ne söylüyorsa söylediklerinin doğru ya da yanlışlarını ona anlatıyorum bilmem ne. Böyle bir ebeveynlik olmaz ki. Ya bu kadar kastırmanın, bu kadar zorlamanın, bu kadar köşeye sıkıştırmanın bir anlamı var mı? Yok. Ama işte iletişim dediğin şeyden böyle anlayınca o zaman doğallıktan kayboluyor. Yani hormonlu ebeveynlik ortaya çıkıyor. Tamam. O yüzden de
Şunu anlıyorsun ki iletişimle ilgili bir sürü teknik öğrenebilirsin, bilgi biriktirebilirsin ama bu arada iletişim gerçekten çok önemlidir ama aslında zihinsel programın ve gerçek ruhun iletişim kurmaya odaklı değilse o biriktirdiğin bilgiyle gerçek anlamda iletişim kurmazsın. O öğrendiğin tekniklerle sadece gösteri yaparsın. O yüzden de içselleşmiş ruhunun dilinin iletişim kurmaya odaklı olması lazım. Böyle mahallelerde şey vardır, böyle bazı tonton yaşlılar vardır. Hiç iletişimle ilgili bir eğitim falan almamıştır ama onlarla sohbet etmek çok keyifli olabilir. Çünkü onun doğası iletişime uygundur. Bazı insanlar öyledir. Doğaları iletişime uygundur. O yüzden de açıkçası iletişimle ilgili sürekli sorun yaşayan insanların da kişilik yapılarında problem olduğunu da söylemeliyim. Eğer arkadaşınla, eşinle, dostunla sürekli sorun yaşıyorsan kesinlikle kişilik yapında gözden geçirmen gereken sıkıntılar var demektir. Çünkü iletişim dilim bozuksa kişilik yapının bir yansıması var orada. O zaman oraya da bakmak lazım. Bunun gibi bir sürü şeylerle uğraşıyorum böyle işte. Ya ben iletişimin sahne önündeki alanından daha çok perde arkasındaki dinamiklerini, ego alanındaki trafiğini anlamaya çalışıyorum. Biraz oraları daha çok seviyorum. Evet hocam, gerçekten çok geniş bir konu. Ama biz bugün daha çok mutlu ve başarılı gelecek üzerine konuşacağız demiştik. Öyle söylemiştiniz siz de. Bu konuda ilk olarak başlayacak olursak başarıdan kastınız ne? Ya da günümüz başarısıyla herkesin anladığı şey aynı mı? Ya Elif hocam şöyle, evet bu konuyu istedim çünkü üniversite öğrencisi arkadaşlar bu konuyu izleyecekler için onlara biraz hayata dair önemli şeyler söylemek istiyorum. Yani benim 30 senede gelebildiğim yere onlar belki 3-5 senede gelsinler isterim. Yani çünkü nihayetinde biz tecrübelerimizi aktaracağız. Onlar kendi dünyalarında bu bilgileri harmanlayacaklar, bir yere koyacaklar. Kendi kişisel yolculuklarını yapacaklar. Aslında şöyle düşünüyorum. Her insan eninde sonunda hayatta yerini buluyor. Öyle veya böyle. Herkes bu hayatta kendi hikayesini yazıyor. Ama istiyoruz ki tabii herkes kendine göre bir başarı hikayesi yazsın tabii ki. Ama başarı kavramını nereye koyduğumuz hakikaten önemli. Yani bir bakıyorsun işte çocukken anne babanın dediğini yapmak bir başarı olabiliyor. Ondan sonra üniversiteye aman okul başlıyor öğretmenin dediğini yapmak bir başarı oluyor. Ödevlerini yapmak bir başarı oluyor. İşte sınavlarda yüksek notlar almak başarı oluyor. Daha sonra işte yaş ilerledikçe iyi bir meslek sahibi olmak, üniversiteye girmek bir başarı oluyor. Sonra işte çok para kazanmak başarı oluyor. Toplumda prestij sahibi olmak başarı olabiliyor. Ya da işte belki ulusal ya da uluslararası düzeyde standardı çok yüksek, çok kabul edilebilir, iddialı bir ürün ortaya koymak, geliştirmek, bir iş yapmak başarı olabiliyor. Burada bir sürü referansa göre bir sürü başarı tanımlaması yapmak mümkün. Her birinin de göreli bir tarafı var. Yani sonuçta sen onu başarı diye tanımlarken başkası onu başarı diye tanımlamak zorunda olmayabiliyor. O yüzden aslında herkes kendi ihtiyacına, kendi önceliklerine göre bir başarı algısı geliştiriyor. Başarı kavramlaştırması geliştiriyor ki çoğu insanın aslında başarıya doğru yöneliminin de çok tanımladığı ve bilinç düzeyinde olduğunu da zannetmiyorum ben. Birçok kişi bilinç dışı bir şekilde toplumsal kültürün yüklemesine ittirmesiyle ortaya çıkan bir yönelimler var. Onlara göre hareket ediyor. Şimdi genç arkadaşlarımız bunu bilinç seviyesinde tartışsınlar. Yani kendisi neyi başarır? Üniversiteyi bitirmek bir başarı mıdır tek başına? Ya da ne bileyim önündeki hemen bir sınav var, bir dersin sınavı. O sınavı sınavdan istenen notu almak bir başarı mıdır? Ya da yarın öbür gün ekonomik olarak çok para kazanacağı bir meslek, bir iş sahibi olmak mı başarı? Buna karar vermeliler. Ya da toplumun gözünde prestij yüksek bir şey yapmak mı? Ben mesela biz bazı seminerlerde şeylere motivasyonla ilgili seminer verirken şeyler hep örnek verilir çocukların. İşte bak Aziz Sancar Nobel ödülü almış. Bak kardeşim Naim Süleymanoğlu kilosunu 3 katı fazla bir şey kaldırmış. Einstein bak işte görelilik teorisini ortaya koymuş vesaire falan gibi. Böyle prototipleri böyle başarı öykülerini çocukların önüne koyuyoruz. Kardeşim bu tip adamlar toplumda yüzde kaç? Yani o zaman buradan şuna varıyorsun. Eğer öyle dünya çapı uluslararası standartta bir şey yapamazsan başarılı değilsin o zaman. Öyle mi kabul edeceğiz yani? Anlatabiliyor muyum? Yani bu o kadar ucu açık bir şey ki.
Ben kendi dünyamda başarıyı en sonunda şuraya getirdim. Yani ben bunun insanın kendi iç yolculuğuyla ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela şöyle düşün. Bir tane insan var, aşırı çok para kazanmış, makamlar, mevkiler sahibi olmuş ama hayatta mutlu değil. Ve o geldiği nokta o kişiyi gerçekten çok da başını böyle huzurunu, sükunetini sağlayacak bir nokta olmamış. Öbür insan var, gerçekten parası pulu onun kadar yok. Ne bileyim makam mevkisi onun kadar yok ama hayata tebessüm ederek bakabiliyor. İlişkilerinde gayet keyifli, pozitif vesaire. Huzur var hayatında. Şimdi ben soruyorum. Hangisi daha başarılı ve hangisini tercih edersin? Mutluluk getiren kısmı. Şimdi buradan böyle tepeden bakınca makamlar, paralar çok janjanlı ve insana böyle çok çekici geliyor falan ama şüphesiz önemli tarafları da var. Ben onların da değerini inkar etmiyorum ama hani öncelikleri sorgulamak ve irdelemek açısından söylüyorum. O zaman Roman Diyojen niye işte gölge etme başka ihsan istemem demiş İskender'e? Yani şimdi Roman Diyojen'i biz mutsuz ve başarısız mı kabul edeceğiz yani? O bütün tarihe iz bırakmış bakarsan bir anlamda duruşuyla. O yüzden ben öğrenci arkadaşlarıma aslında bu sunumun, bu söyleşinin belki de sonunda söylenecek şeyi başta söyleyeyim. İnsanda temelde ilkel beynimizde temelde iki tane ana dürtü var. Bunlardan birincisi beynimizin birinci talebi güvendir. Yani bizi güvende tutmak, korumak ve hayatımızı devam ettirmek beynimizin birinci görevidir. İkincisi de güvende olduğunu hissettiğimiz anda kendimizi hayatın keyfine talip oluruz. Haz, eğlence, mutlu olma, işte biraz neşelenme vesaire falan. İkincisi de budur. Ve insanın aslında beyninin asli görevi güveni sağlayıp hayattan keyif almaya seni yöneltmektir. O yüzden de yaşadığımız hayat ömür boyu aldığımız keyiflerin toplamı kadardır diye bakabilirsin. Bu keyfi nasıl tanımlıyorsan, nasıl yorumluyorsan onu herkesin kendine bırakıyorum. O yüzden de ben mutluluğu şöyle iki kavram üzerinden iki temel üzerinden kavramlaştırıyorum. Bunlardan bir tanesi huzur, öbürü de heyecan. Aslında hayattaki mutlu ve başarılı olma dediğim şey huzur içerisinde heyecanlar yaşamaktır. Yani huzurla önce güvenlik alanını sağlayacaksın, dış çemberini çizeceksin. Onun içine heyecanlar katacaksın hayatta. Bunu yaptığın an, hayatın bunun üzerine kurduğun an bence mutluluğun fotoğrafını çizmiş olursun. Mutluluk hikayeni yazmış olursun. O yüzden de sevgili arkadaşlar, bu kavramları siz kendi dünyanızda irdeleyin. Ben buraya gelebildim yani. Bir de başarı kavramı üzerinden giderken hani şey söylemiştim ya insanın kendi iç yolculuğuyla ilgili bir şey. Bak şöyle düşün. Allah sana 100 birimlik bir potansiyel vermiş diyelim. Sen diyorsun ki ben bunun 50 birim potansiyelini diyorsun hayatın içerisinde ortaya koyarım. Gerisi çok önemli değil. İkinci kişinin de Allah ona 50 birim potansiyel vermiş. Diğeri kadar kapasitesi yüksek değil. Yani onun potansiyeli 50 birim. Ve o kişi 40 birim performans göstermiş. Şimdi soruyorum. Bu kişiler açısından bakarsak, bireysel açıdan bakarsak hangisi daha başarılı? Ben şahsım adına ben ikinciyi daha başarılı buluyorum. Potansiyelini Neden? daha çok kullanan. Tabii. Çünkü bir insanın hayatta en fazla haksızlık yaptığı kişi kendisidir. Kardeşim bak sende bir potansiyel varsa ki ben bu potansiyel açısından kendine haksızlık yaptığını düşünenlerden biriyim. Bak öyle söyleyeyim yani. Sende bir potansiyel varsa senin ister insani açıdan bak ister ilahi açıdan bak nereden bakarsan bak o sana kalmış bir şey. Kendine karşı bir sorumluluğun var. Kendi potansiyelimize karşı bir sorumluluğumuz var. Sen şunu dersen benim 100 birim potansiyelim var ama kardeşim ben 50 birimle yetiniyorum. Böyle bir şey yok. Hem kendine karşı büyük bir ihanet etmiş olursun. Hem içinde yaşadığın topluma hem de ülkene hem de insanlığa ihanet etmiş olursun. Çünkü sendeki diğer 50 birim potansiyelden mahrum bırakmış oluyorsun bizi. Buna hakkın yok ki. O yüzden de ben böyle bakmayı daha çok tercih ediyorum. Açıkçası bunun bana daha iyi geldiğini söylemeliyim. Yoksa öbür türlü kapitalist sistemin de dayattığı ve öngördüğü sürekli rekabet kültürü içerisinde hep daha iyi ol, hep daha iyi ol, hep daha iyi ol. Sürekli şu anından memnun olmamaya programlı ve önüne sunulmuş hep havucun peşinde giden bir kurguyla hareket ettiğin zaman aşırı derecede huzursuz oluyorsun hayatta. Ve
daha hep daha iyi olma huzur içerisinde bir gelişme kavramını tanımlıyorsak buna bir itirazım yok. Ama huzursuz bir gelişme ve koşturma içindeysen buna itirazım var. Bu sana şu anın tadını hiç çıkarttırmaz. Şu anın içerisindeki varoluşunu fark ettirmez. O yüzden kapitalist sistem sana sürekli rekabet içerisine sokar ve hep daha iyi olmasın, hep daha iyi olmasın, hep daha iyi olmasın. Rekabet et, onu geç, kendini geç, dününü geç, şurayı elde et, burayı elde et, sahip ol. Bu anlamlı bir şey değil. O yüzden de tadında bir rekabet, huzurunu bozmayan bir gelişme anlamlıdır ama geriye kalan kısmı benim açımdan o hırs kültürü içerisinde yürüyüp giden bir davranış biçimini sağlıklı bulmuyorum. Sonrası açısından da öyle değil mi hocam? Yani psikolojik olarak da kişinin kendisine daha büyük zarar verdiğini söyleyebiliriz bu durumda. Tabii şöyle düşün yani sen başarıyı hep ötekini geçmek üzerine kurarsan o zaman aslında biliyor musun hırs kavramı üzerinden yürürsek aslı olan hırs değil azimdir. Hırs ilişki odaklı bir kavramdır. Hırsın ana teması Başkası. başkasını geçmek üzerine kuruldur. Azim ise görev odaklı bir kavramdır. Bak hırs ilişki azim görev odaklı. Azimde bir görevi hedeflersin ya da bir görevi edinirsin. O görevi başardığında tatmin olursun. Bu mutluluk verici bir şeydir. Ama hırsta o görevi yaparsın, sonra da geriye bakarsın kaç kişiyi geçtim diye. O yüzden de hırstaki başarı algısı hep ötekini geçmek üzerine kurulu. Bu ne demek? Diyelim ki birini geçtin, tamam mı? Şimdi yeni yemler bulman lazım kendine. Yeni rakipler bulman lazım. Sürekli rekabet edecek biri. Bu tiple nereye kadar huzurlu bir ilişki oluşturabilirsin. Sağını solunu sürekli taciz eden bir tipe döner bu. Ve bu full bir narsistik kurgudur. Ve size daha da ilerisini söyleyeyim. Aslında hırsın altındaki dinamik nedir biliyor musun? Hırslı tipler başarılı olurlar. Ama hırslı tiplerin başarısı aslında başarıyı istedikleri için değil. Bak, başarıyı hedefleyip istedikleri için değildir. Onları başarılı kılan şey başarısızlıktan korktukları içindir. O korkudur. Başarısızlıktan korktukları için başarılı olmaya mahkum hissederler kendilerini. O yüzden hırslı tipler başarısızlıktan kaçarken başarıya giderler. Bu Ama çok o başarı önemli bir onlara bilgi. mutluluk getirmez. Getirmez. Yani anlık bir rahatlama, mutluluk getirir. Ondan sonra yeni şeylere, Survivor'lara uçuşa devam yani. Başka yenecek insanlar ararlar. O yüzden mesela bu tipler çalıştıkları yerlerde kimseye huzur vermezler. İşte sempatik değillerdir yani. Yani şımarık. Ve açıkçası bunlar yetiştirirken de mesela bak bu çocuklara anneler hep şöyle yapıyor. 100 üzerinden 95 alıyor ya sınavda. Annesi geliyor diyor ki diyor biraz daha çalışsaydın 100 alabilirdin. Ya ne salakça bir laf ya. Yani bu sefer çocuğun bilinçaltına ne kodlanıyor? 95 anama yetmiyor. Evet. Sürekli öğretmenlerin peşinde koşuyor. Öğretmenim 5 puan nereden alamadım? Öğretmenim neyi kaçırdım? Öğretmenim neyi eksik bıraktım? Öğretmenim kağıdımı gösterir misin bilmem ne. Ben de diyorum ki kardeşim bu çocuğu aldı 95'in tadını niye çıkarttırmıyorsun? 95 almış lan bu çocuğun tadını çıkar. Eğlenmesi, keyif alması lazım. Ama sen aldı 95'in tadını çıkarttırmıyorsun ve bu çocuk kefede 5 puan burada 95 puan burada ya. Şimdi böyle olması lazım. 95'in ağır basması lazım. Emin ol 5 puan ağır basıyor bu çocukların hayatında. Alamadıkları 5 puan. O yüzden de azimli çocuklar aldığı 95'in tadını çıkarırken hırslı çocuklar alamadıkları 5 puanın gözyaşını dökerler. Ne yazık. Mantık olarak böyle. Ya yani başarı kavramını biraz işte böyle düşünüyorum ben. Arkadaşlar kendi paylarına düşen çıkarımı yapsınlar burada. Hocam başarıyı peki farklı alanlara ayırmamız mümkün mü? Bilişsel düzeyde, sosyal düzeyde ya da akademik başarı. Ya şöyle başarıyı o şekilde sınıflandırmaktan öte bizde şey akademik açıdan tabii ki başarı algısı çok baskındır. Yani derslerdeki performans, sınavdaki performans. Ama şöyle diyelim aslında bu saydığım faktörler yani bugün mesela zeka testi yaparsan bilişsel açıdan zaten şimdi günümüzde bu da zeka fetişizmi var artık. Yani eline Evet. biz İSKAR sonucunu tutturan, aa diyor benim çocuğum çok zeki çıktı ben ne yapacağım diyor. Yani şöyle diyesim geliyor bazen. Neyse hadi onu söylemeyeyim de. Sonuçta gerçekten
çocuklar işte bilişsel olarak da rekabet ettirmek, sosyal duygusal vesaire falan, bunları yapanlar da var. Ama ben bu faktörleri daha çok şey olarak görüyorum. Önde başarı olarak, özellikle akademik başarı, sınav başarısı açısından bakılırsa bunların arkasındaki faktörler olarak görüyorum. Genellikle geleneksel anlamda sınav performansı açısından bakılırsa, öğrenci arkadaşlarıma burada ipucu olsun, temelde bilişsel faktörlerin sınavlara yansır mı? Evet, yansır. Ne var bunun içerisinde? Zekanız var mı? Var kardeşim. Zekanın işin içine karışmadığı hiçbir şey yok. Bilinç düzeyinde olan, tamam mı? Özellikle. Hani diyorlar işte sınavlar zeka testi değildir. Evet, sınavlar zeka testi değildir. Ama sınavların hepsine zekanız bir majör faktör olarak karışır yani. Zeka tipini bileceksin. İki, dikkat özelliklerin, dikkat kaliten önemli mi? Müthiş önemli. Dikkat özelliklerini bilmezsen, işte mesela şöyle diyorlar. Ben basit dikkat hataları yapıyorum diyor. Basit dikkat hatası yapıyorum diyenlerin en az yarısı kendini kandırıyor. Onların aslında temel sorunu basit dikkat hatası değil, bilgi kalitesinde problem var onların birçoğunda. Ama basit dikkat hatası demek egoya iyi geldiği için, tamam mı? Oradan Savunma. yürüyüp kendini rahatlatıyor. Tabii savunma mekanizması, rasyonalizasyon. Mesela hafıza performansın önemli mi? Acayip derecede önemlidir. Hafızayı geliştirecek bir sürü kurslar, programlar var. Katılsın arkadaşlar bunlara. Tavsiye ederim yani. Çünkü üniversitede olduklarına göre zeka problemi olamaz. Dolayısıyla akademik performansların artık %60'ını 70'ini dikkat ve hafıza performansları belirliyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden de akıl yürütme, düşünme becerileri falan, bunların hepsi bilişsel faktör olarak bizim sınav performanslarımız, akademik performanslarımızı tayin eder. İkinci grup sosyal duygusal faktörler. Buradan da neyi kastediyorum? Mesela motivasyon tipini bileceksin. Motivasyon tipi. Motivasyon acayip kazık bir konudur. Hani böyle biz burada bir iki cümleyle geçiyoruz ama motivasyonda temelde üç tane boyut var. Bir tanesi motivasyon ne demek? Mu kelimesinden düşünürsen harekete geçmek, eyleme geçmek. Bir şeyi istek duyarak yapmaya yönelme hadisesi. Ama bu motivasyon sadece bir boyut. Yani istek duymak, enerji kısmı. İkinci boyutu motivasyonun amaç boyutu. Yani hedefin ne? Şimdi enerjin yüksek de, tamam da anladık da, hedef ne? Amaç ne? Bunun da tanımlanmış olması lazım. Üçüncüsü ne? Eyleme geçme. Bu üçünden biri yoksa motivasyonun, işlevsel bir motivasyonun yok demektir. Yani şöyle düşün. Amacını bilmiyorsun ama koşturuyorsun. O kurs senin, bu işte seminer senin, o bilmem faaliyet senin, sürekli o kulüp senin, bu kulüp senin, koşturuyorsun. Bu kişiye sorsan ne yapıyorsun? Kendimi geliştiriyorum. Hayır, seninki kendini geliştirme değil. Seninki şaşkın ördek gibi koşturmak. Hedefli değil çünkü. Dağınıksın. Motivasyonun anlamlı ve kaliteli değil. Ya da bazı insanlar da şöyledir. Amacını bilir. Enerjisi de iyidir ama bir türlü eyleme geçemez. Bu kişinin de motivasyonu anlamlı değildir. Bu motivasyon da işlevsel değildir. Çünkü sonuç yok. O yüzden de bu üç kavramın da amacı prefrontal tayin eder. Enerjiyi limbik sistem, orta beyin tayin eder. Eylemi planlanan eylemi yapan da şu frontalin arka tarafında motor korteks. Şimdi düşünebiliyor musun? Bak, beynin komple paket çalışması lazım. Motivasyon çok zor bir kavramdır. İşte iç motivasyonlu musun, dış motivasyonlu musun? Bilirsen ona göre hareket edersin. İç motivasyonluysan işin biraz daha kolay. Dış motivasyonluysan sürekli, mesela bir arkadaşına diyeceksin ki bana sürekli hatırlatmalar yap. Sürekli beni taciz et demen gerekiyor. Çünkü dış motivasyon ittirme gerekiyor bu kişiye. Bunun gibi. Ya da mesela kaygı tipi. Sosyal duygusal faktörlerde kaygı yapılanman önemli mi? Acayip derecede önemlidir. Kaygı tipini bileceksin. Genel anlamda huzursuz ve kaygılı bir tipsen mutlaka profesyonel destek alman gerekir. Yani mesela sabahları sürekli ağrıların oluyorsa, karnında sürekli sancılar, ağrılar yaşıyorsan, kafandan bir sürü düşünceyi atamıyorsan, bir sürü şey kafana takılıp kalıyorsa, sürekli diken üstünde hissediyorsan, huzursuz hissediyorsan, bu genel bir kaygı halin varsa mutlaka uzmana gitmek, profesyonel destek almak lazım. Bu çünkü artık senin kişilik yapına sinmiş demektir. Ama durumluk kaygın varsa, mesela sınavla başlayıp biten bir kaygın varsa, o zaman biraz daha işte gevşeme, nefes teknikleri ve egzersizleriyle kotarabilirsin. Mutlaka gevşeme ve nefes egzersizlerini öğrensin, kullansın arkadaşlar. İnternette bir sürü bununla ilgili şeyler var, uygulamalar var. Mesela ders çalışma alışkanlıkları kesinlikle çözmen gerekir. Üniversite öğrencisi olup ders çalışma alışkanlığını oturtmazsan, ben sana söyleyeyim, sıradan biri olarak mezun olur gidersin. Ancak salla başını, al maaşını tipi bir eğitimci olursun,
bir insan olursun. Bu olur senden. O yüzden bir sorumluluk alma, disiplinli bir çalışma, düzen oluşturma, bunlar önemli bir kavramlardır arkadaşlar. Açıkçası bak, derin düşünme ve bir şeyi tutku haline getirebilme ve onunla uzun soluklu çalışabilme inanılmaz önemli bir şeydir. Ya başarıya giden yol kafayı takmaktan geçiyor. Kafayı taktığı an buradaki arkadaşlarımın başaramayacağı hiçbir şey yok. Sadece ve sadece kafayı takacaksın bir şeye. Ve sırayla bir şeyi kafaya takın. Tavsiye ederim. Ondan sonra yürür gidersin. Dolayısıyla akademik faktörler zaten girip çıkılan derslerle ilgili. Dolayısıyla bu özür dilerim. Dersi mesela derste ciddi anlamda takip etmek. Bunlar önemlidir. Mesela adam derse giriyor, sıranın arkasında işte lay lay lam yapıyor. Kardeşim, anana babana yazık ya. Yani kendine ihanet bu ya. Yani sen derse girdiğin zaman şöyle tavsiye ederim. Bak, eğer uykun geliyor, dikkatin biraz dağılıyor. Bazı hocalar sıkıcı anlatıyorlar gerçekten de. Ama şunu unutma. Her derste öğreneceğin 3-5 tane şey senin hayatında çok büyük artılar katabilir. Şöyle düşün, o derse girdiğinde hocaya 3 tane soru soracağım. Kafayı böyle programla. Bak nasıl dikkatin tavan yapacak göreceksin. Tamam mı? Ben hocaya 3 tane soru soracağım diye kafanı konsantre et, derse öyle gir. Çok canlanırsın, öyle söyleyeyim. Bunun gibi yani bunları başarıyı belirleyen faktörler olarak böyle tanımlayabiliriz yani Elif Hocam. Çok mu Teşekkür konuştum? ederim. Yo hocam, sizi dinlemek çok keyifli. Ben de özlemişim gerçekten. Teşekkür ederim sana. Gelecek hayatımızda peki bizi ne bekliyor hocam? Hem öğrenciler Ya olarak hem şimdi Elif Hocam, arkadaşlar şunu düşünsünler. Bak, onlar mesleğe başladıkları zaman düşün ki 50-60 senelik bir geleceği yaşayacaklar. Ve 50-60 senede şunu, yani 50-60 senelik Türkiye'yi, 50-60 senelik dünyayı yaşayacaklar. Ve onları bekleyen hayat tabii ki bizim yaşadığımıza göre biz birazını yakaladık. Onlar bizden biraz daha yakalayacaklar. Ondan sonra gelenler daha da ileri doğru gidecekler ve neler olacak acaba? Ve şu anda bunun ipuçlarını görüyoruz zaten. Bu pandemi ile ilgili başlayan süreç. İşte dünden beri gelecek, işte Endüstri 4.0'dan söz etmeler. Bir saniye şey bizim bir taraftan evlatlık görevimiz devam ediyor. Bir dakika. annem diyeceğim sanırım. Annem aradı da onun biraz şeker hastalığı falan var bazen. Ona bir mesaj atayım da. Neyse, döndük ha. Şimdi Endüstri 4.0'dan söz ediliyor. İşte yapay zekadan söz ediliyor. Teknolojik gelişmeler korkunç. Nesne tabanlı internetlerden söz ediliyor. Artık şeyler var. İşte uzay teknolojisi aldı başını gitti. Bugün baktığın zaman işte şeyler, yani robot teknolojilerinden falan biliyorsun söz ediliyor. Artık ortalama işleri robotların yapacağı söyleniyor. Mesela her söyleşimde bazen bu konuyla ilgili olduğunda dile getiriyorum. İşte cerrahlık mesela, artık ameliyat robotları var. Onlar ameliyatları yapıyorlar ve Amerika'da Watson diye bir robot var, ameliyathane robotu. Bu öğrenen, bu yapay zeka artık öğrenebiliyor, kendi karar verebiliyor. Hani özgür irade var mı yok mu mevzusunu şimdi adamlar bilgisayar robotlara transfer etmeye başladılar, yani öyle düşün. Ne bileyim yani şeyler, yani bu anlamda bakıldığında geldiğimiz nokta o kadar ilginç ki, mesela Amerika'da SpaceX diye bir özel şirket işte uzaya ilk sivilleri götürdü, görüyorsun. İşte bu Starlink projesinde yanlış hatırlamıyorsam 120 bin tane uyduyu uzayda şu anda işte aktifleştirmeye başladılar. Elon Musk'ın yaptıklarını falan takip ederse arkadaşlar görecekler. Yani dünya deli bir yere gidiyor ve bizim bunları algılamamız, görmemiz çok 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 önemli. Gerçekten. İşte para ilişkilerine bak. İşte Bitcoin vesaire falan gibi artık bu bildiğimiz kağıt paraların devrinin kapanacağından söz ediliyor. Size bir yorum hocam. Kitaplarınız beğenilmiş. Ha, Çocukların çok teşekkür ederim. Çocukların bir dikkat ve hafıza geliştirme programı oluşturmuştum da herhalde onu kastediyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok emek harcandı gerçekten. Şimdi baktığın zaman artık bizim öğrenci arkadaşlarımızın da mesela eğitimle ilgili de biliyor musun artık
Biz işte öğretmenler arkadaşlarımız hep işte öğretmenlik kutsaldır, seversen yaparsın, sevmezsen yapamazsın. Öğretmenlik sevgi mesleğidir, böyle romantik romantik. İşte öğretmenler toplum mimarıdır, çocuğa şekil verir, şemal verir falan filan böyle şeyler söylüyoruz. Arkadaşlar bak, bilimin dili çok önemli bir şeydir, tamam mı? Böyle fantastik, romantik, gözyaşları içerisinde mesleğinizi algılamayı tercih edebilirsiniz. Buyurun algılayın. Ama bugün öğrenme eyleminin beyinde protein sentezi olduğunu artık çözmüş durumdalar. İnsanların rüyalarını artık ekrana, monitöre aktarabilir duruma gelmiş durumdalar. Tamam mı? Öğrenme dediğimiz şeyin beyinde sinir hücreleri arasında bağlantı kurmakla ilişkisi çözülmüş durumda. Beynimiz nöronlar, hormonlar ve elektriksel sistemle çalışıyor. Adamlar beyni fonksiyonel MR cihazlarıyla o kadar görebilir durumdalar ki, Daniel Amen diye bir adam var. Arzu eden arkadaşlar bunu not etsinler. 4-5 tane kitabı var Türkçe'ye çevirmiş. 2-3 tane kitabı çok güzel bu adamı. Psikiyatrist. Amerika'da Amen klinikleri var. 100 bin civarı insan beyninin görüntüsünü almışlar. Adamlar artık şöyle çalışıyorlar. Beyin, sen bir öğrenme gerçekleştiriyorsun. Beyin de bu öğrenme anında ne oluyor, ne bitiyor, bütün bunları analiz ediyorlar. Depresyonda ne oluyor analiz ediyorlar. Dikkat eksikliğinde ne oluyor analiz ediyorlar. İnanılmaz bilgiler var. O yüzden de bizim artık hani eğitimi algılarken, sınıf yönetimini algılarken, okul modellerini algılarken, bu ilişki ve iletişimi algılarken, öğrenme öğretme süreçlerini, yöntemlerini, metotlarını algılarken artık bambaşka perspektiflerden bakmamız gerekiyor, tamam mı? Buraları kaçırırsa arkadaşlar ancak de tekrar söyleyeyim sıradan öğretmen olurlar. Sıradan gider takılırlar, ömürleri de laklakla geçer. Tamam mı? Kendi kendilerinde egolarını tatmin ederler giderler. Ama fark yaratan öğretmenler arkadaşlar, ben söylüyorum fark yaratan öğretmenler bu vizyonları algılayıp içselleştirebilen öğretmenler. Bak öğretmenler de gerçekten çocukların ufkunu çok açacak kişiler oluyorlar. Mesela buradaki arkadaşlara söylüyorum T insan modelini Ufuk Tarhan Hoca'yı takip etsinler. Fütüristler bunlar, tamam mı? Afaki gelebilir söylenenlerin bir kısmı hiç önemli değil. Arkadaşlar o afaki dediğim şeylerin birçoğu gerçekleşiyor bugün, tamam mı? Ve T insan modelini okuyup öğrensinler, tavsiye ederim. Buralardan yürüyüp gitsinler. Öğretmenliği de bizler arkadaşlar bilimsel ve profesyonel hizmet eden insanlarız. Hizmet eden olduğunu da unutmayacaksın. Ve öğrencilere lütufta bulunmuyoruz biz arkadaşlar. Böyle ağzımızı burnumuzu eğerek öğrenciyle iletişim kurmak yok. Sanki onlar işte bizim sahip olduğumuz nesnelermiş gibi, oyuncaklarmış gibi davranmak yok. Bugün Türkiye'de birçok meslek insanı hizmet verdiği kişiye ya çok samimiyetsiz ilişkiler kuruyorlar ya da ağzının ucuyla cevap veriyorlar. Bunun bir sürü meslek grubundan görebiliyorsun. Gidiyorsun esnafa fırça yiyip gelebiliyorsun mesela bazen. Ya da bazen kızmasın meslek grupları. Öğretmenler de öyle. Akademisyenlerde de bunlar var. Önce hani çuvaldız bir iğne kendimize batıralım. Başkasına sonra söyleyeyim. Doktorlara da iki tane soru bazen üst üste soramıyorsun. Halbuki bilgi alma hakkın var ama soramıyorsun. Çünkü tepki gösterebiliyorlar bazen. Tamam mı? Yarım yamalak cevap veriyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse kimseye lütufta bulunmuyor. Meslek demek insanın insana doğrudan ya da dolaylı hizmet etmesi demektir. Tamam mı? Böyle mesleki narsistik gösterilere gerek yok. Ve unutmayın, öğrenci mi öğretmen için var, öğretmen mi öğrenci için var? Öğretmen Veli, öğretmen var. bitti. Veli sana bir şey sorduğu zaman ağzını yüzüne eğerek cevap vermeyeceksin. O velinin soru sorma hakkı var. Senin de o veliye cevap verme hakkın var. Tabii ki sınırlarını koruyarak, tabii ki profesyonel çerçevede. O yüzden hani geleceği algılarken, mesleği algılarken işte öğretmenlik kutsaldır dediğin zaman hepimizin hoşuna gidiyor falan. Ama böyle bu tür kavramlarla meslek yapılmaz. Tamam mı? Herkes mesleğin hakkını ve gereğini yapsın. Tabii ki değerli bir iş yapıyoruz. Ama bir mesleği yüceltme ihtiyacı, yani var ya bizim meslek var ya işte bütün mesleklerden daha önemli falan deme ihtiyacı, reaksiyon formasyon dediğim savunma mekanizması ile ilgili. Zeminde kompleks var demektir. Yani bütün meslekler değerlidir kardeşim. Niye kendini alıp da bilmem oraya buraya taşıma ihtiyacı? Sevgili arkadaşlar, gökte uçmanın da bir alemi yok, yerde sürünmenin de bir alemi yok. Hepimiz anlamlı, değerli hizmetler yapıyoruz, işler yapıyoruz. Öğretmen de öyle yapıyor, çöpçü de öyle yapıyor, mühendis de öyle yapıyor, doktor da öyle yapıyor, hemşire de öyle yapıyor. Bütün meslekler öyle. Hepimiz birbirimize hizmet ederiz. Bunu unutmayın. Bu bilinç, ben bunu fark ettiğimde inanılmaz hayatımda çok şey değişti.
Öbür türlüsü ne oluyor biliyor musun? Ukala, narsist, şımarık bir meslek insanı olarak, tamam mı? Sağa sola posta koyuyorsun. Onu bunu beğenmiyorsun. Örtük bir şekilde aşağılıyorsun. Senin şımarıklığınla mı uğraşacağız yani? O yüzden gerçekten bu insanın kendi iç barışıyla da ilgili bir şey. İç barışın yerindeyse bu tür artistlikler yapmayız arkadaşlar. Tamam mı? Ve bak meslek gelecekle ilgili mesela artık daha demokratik bir kültürün egemen olmasını, hakim olmasını bekliyoruz. Bu anlamda da mesela klasik iş yeri, mesela okul yapılarının ve modellerin çok değişeceğini düşünüyorum ben. Beyin ve öğrenme ile ilgili kitap önerisi isteniyor Kadri hocam. Hocam ben sana mail atarım. Bende kocaman listeler var, onları gönderirim. Mesela okul yapıları, kapalı sistem okul yapıları insan doğasına aykırıdır biliyor musun? Yani çocuklar işte sıraya oturtturduğumuz, akşam işte 8 saat hoplama zıplama sağa dönme sola dönme, uyduruk 5-10 dakikalık teneffüslerle işte hareket ihtiyacını giderdiğimiz düzenler bunlar. Bekan hocam, teşekkür ediyor hocam. Katılımlarınız ve desteğiniz için. Öyle mi? Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sonuç olarak şeyi söyleyeyim. Mesela okul yapıları çok değişecek. Bak öğretmen arkadaşlarıma, buradaki sevgili öğrencilerimize söylüyorum. Hayaller kurun arkadaşlar. Mesela yarın öbür gün ben bir sürü okullara girdim çıktım. Öğretmenler odası son derece zevksizlik odaları. Okullarda koridorlar, böyle karargah gibi koridorlar falan. Şimdi yeni yapılan bazı iyi okul örnekleri var ama buralar yaşam alanıdır arkadaşlar. Buralarda lütfen yaşadığınızı hissettirin. Renklerinizi hissettirin. Burada tablolar asın arkadaşlar. Koridorlara bak, sadece padişah resimleri asan bir mantıkla eğitim olmaz. Burada ne diyorsun? Şunu diyorsun. Okullarda yarın öbür gün. Geçmişinle gururdur diyorsun, tamam mı? Geçmişimize gurur duyacağız tabii ki. O bizim geçmişimiz. Gurur da duyuyoruz. Bir itirazımız yok. Ama kardeşim, eğitimin görevi sadece geçmişe dönüp baktırmak değil. Geleceğe baktırmak, bir de geleceği bakıp görmenin de ötesinde geleceği tasarlamak ve geleceği yapılandırmak. Bak Elon Musk ne yapıyor? Geleceği görmüyor. Geleceği kuruyor. Yapılandırıyor. Tamam mı? Şey ilgili çocuklarımızın psikolojisi açısından bakış açınızı sormuşlar hocam. Ya şu anda dur, konuyu oraya gönderirsek mevzu uzar gider. Şöyle, ama şunu söyleyeyim. Biz istesek de istemesek de dijital platformlar artık hayatımızda daha fazla olacak. Bizler bunun ölçüsünü, dengesini kaçırmadan, ama çocukları da, onlar artık dijital yerli. Biz istesek de istemesek de bilgisayar tabanlı sistemlere daha fazla hakim olacaklar, aşina olacaklar. Ben okullarda bilgisayar ödevleri ve görevleri bile verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuk bunu, sen eğer bunu yapılandırmazsan çocuk kafasına göre yapacak. Ben hiç olmazsa bunun amaca uygun kullanım becerilerini kazandırarak çocukları aslında ne yapmış oluyorum? İşlevsel hale getiriyorum. Tabii burada okul öncesinde işte 3 yaşına kadar çocukları, 3-4 yaşına kadar çok da bu tür şeyleri temas ettirmeye gerek olmadığını söylüyoruz. Daha gerçek hayat objelerine, varlıklarına, nesnelerine temas ederek büyüsünler diye. Ama ondan sonra ebeveyn denetiminde yavaş yavaş bunlarla aşina olmaları gerekiyor çocukların yani. Bu kaçınılmaz bir şey. Bak biliyor musun, mesela gelecekte, ki gelecekte bile değil artık bugün, bugün basit kod yazma becerileri, her meslekte basit kod yazma becerilerini bilmeniz gerekecek artık. Aslında eğitim süreçleri buna göre evriliyor zaten hocam. Yani uyum sağlamaya çalışıyoruz biz de ama. Tabii. Öyle. O şeyi söyleyeyim. Okul koridorlarına geleceği yansıtan, projekte eden görseller koyun. Öğretmenler odasını gerçekten estetik yapak. Ya çalıştığın yerler ve sınıflar mesela, hakeza öyle. Yani burası bir yaşam alanı diye bak. Hep böyle şöyle bakmayın. Yani hep bir şeyler öğreteceğiz, dikte edeceğiz, bir şeyler öğreteceğiz, dikte. Hayır, biz orada birlikte yaşayacağız. Yaşarken öğreneceğiz birlikte. Tamam mı? Yani öğreten insan kimliğinin ötesine geçin. Birlikte öğrenme ortamı ve heyecanı yaratır. Sınıflarınız bir heyecan alanları olsun. Bak söylüyorum. Yani çocukların hareketleri engellenmesi ve bloke edilmesi gereken şey değil, yararlanılması gereken bir gelişimsel özellik olarak algılansın. Açıkçası hepimizin, akademisyen olarak da öğrenci olarak da, insan doğasına daha uygun, insan gerçekliğine daha uygun mekanlar dizayn etmemiz, sınıflar ve ortamlar düzenlememiz gerekiyor. Bahçeler düzenlememiz gerekiyor. Öyle yani. O yüzden de açıkçası hani ben şey söyleyeyim, bu klasik okul kurgularının değişeceğini ve değişmesi gerektiğini düşünüyorum.
hiyerarşik yönetim modellerinin artık çok geçerli olmayacağını, dairesel yönetim modellerinin geçerli olacağını söylüyorlar ve ortak akılla karar almalar daha söz konusu. Yani klasik yöneten yönetilen ilişkisi değil, hepimiz yöneteniz, hepimiz yönetileniz kardeşim. Birlikte problem hepimizin, çözüm de hepimizin olması gerekir. Dolayısıyla herkesin aklı, fikri, düşüncesi bir değerdir. Ama bizde şöyle oluyor. İşte bir yönetici sınıfı oluşuyor. Bu öğretmen mesela düne kadar öğretmen olan kişi yönetici olduğu zaman hali, tavrı, huyu, suyu değişiyor. Böyle hareketler oluyor ya. Bunlara gerek var mı? Bu sebebi ama ilginç bir şey var. O yönetici sınıfına geçtiği için öyle davranışlar sergiliyor. Yönetilme pozisyonunda olan kişi de ama Türkiye'de şöyle de bir şey var. Yöneticide bir yönetici sınıfının havası ve narsizmi ve gösterisi olduğu gibi yönetilme pozisyonunda olanlar da yönetilmemek için çaba harcıyorlar. Öyle tipler de var. Adam Evet. sorun üretmeye programlanmış ya. Kardeşim nöbeti var bunun, yapılması gereken işler var, sorumluluklar var, bir sürü bir şeyler var. Adam o sorumluluklarını almak yerine hep üç kağıt yapıyor zümrelerde. İşte ona pas atma, buna işte kendi görevini sorumluluğunu devretme. Böyle bir şey yok kardeşim. Okul hepimizin, çocuklardan hepimiz sorumluyuz. Sorun hepimizin, çözüm de hepimizin olması lazım. Bu olgunluk, demokratik bir olgunluk ve kişisel açıdan bir olgunluk gerektiriyor. Öyle insanlar olursa hayatımızda çok daha anlamlı olacak ama mesela geleceğin şeylerinden bir tanesi de çok ilginç meslekler de var artık. Mesela ilginç bir şey daha söyleyeyim. Etik hackerlık diye bir meslek. Hackerlık diye bir meslek artık söz konusu. Yani şöyle şirketler kendi IT, kendi bilişim sistemlerini korumak için hackerlara maaş verip sistemlerine saldırtacaklar. Böylece kendi sisteminin açıklarını bulup onu kapatma yönünde bir takım şeyler geliştiriyorlar, yöntemler geliştiriyorlar. İşte mesela giyilebilir teknoloji tasarımcılığı, big data, veri madenciliği, işte ne bileyim ya siber güvenlik uzmanlığı. O kadar çok yeni yeni meslekler çıkacak ki karşımıza. O yüzden öğretmen arkadaşlar da bir an evvel şeylere odaklansınlar. Bu bilgisayar tabanlı sistemler ve onlara ait öğrenmelere adapte olsunlar. Çünkü istesen de istemesen de bunlar olacak. Vallahi açıkçası ben 50 sene içerisinde okul diye bir şeyin kalmayacağını hayal ediyordum, düşünüyordum. En azından bugünkü formatla kalmayacak. İsteyen kızsın ama böyle yani. Yani bu romantizm yapacak halimiz yok yani. Çok ilginç gelişmeler olacak. Bu pandemi ve ortaya çıkan bu uzaktan eğitimin daha da yoğunlaşması süreci biraz daha hızlandıracak gibi bile görünüyor bence. Böyle yani bir Ben sürü bu gelecek fütürist bakış açısına sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum ben. yayın saatimizin dolmasına çok az kaldı hocam. Bu sürede de kendimizi geliştirmek için özellikle öğrencilerimiz adına tavsiyeleriniz var mı? Bir grubumuz bu yıl ilk defa KPSS sınavına girecekler bu arada. İlk mezunlarımızı veriyoruz biz de. Öyle mi? Hayırlı olsun. Çok güzel, çok sevindim. Bak ben şöyle bir şey söyleyeyim Elif Hocam. KPSS sınavına girecekler ne yapacağı belli zaten. Yani otursun çalışsınlar. Ben şimdi onlara KPSS'yi de içine kapsayan ama aşan bir şey söyleyeyim hayata dair. Çok çok önemli. Hayatlarında yönetmeleri gereken bazı alanlar var. Ben 6 tane alan tanımladım. Bir, ilişkilerini yönetmeyi öğrenmek zorundalar. Amerika'da araştırma yapmışlar 4.000 işten atılan 4.000 kişi üzerinde. Niye işten atılmışlar? %10'u sadece kalifikasyon sorunundan dolayı atılmış. Thomas Gordon Çocukta İş Disiplini mi Dış Disiplini mi adlı kitabına bakabilirler. %90'ı niye atılmış? İletişim becerilerindeki arızalarından dolayı atılmış. Yani demişler ki kardeşim yani seninle uyum sağlayamıyoruz demişler. Sen takım oyuncusu olamıyorsun. İş yerinde senin yüzünden huzursuzluk oluyor. Atmışlar. Bir çuvalın içindeki çürük birkaç tane ince çuvalı berbat eder. O yüzden de ilişki ve iletişim becerilerini geliştirmek zorundayız. Tamam mı? Geliştirmek zorundayız. İlişki ve iletişim becerilerini. Para kazanmadan daha önemlidir bu. Sosyal network'ünü geliştirsinler pozitif bir şekilde. Gerçekten insanların nispeten pozitif enerji aldığı, tercih ettiği bir kişi olmalısınız. Tamam mı? Bir. İki, duygularını yönetmek zorundasın. Duygularını yönetmek inanılmaz önemli. Bu prefrontal kortekste beyin orta beyindeki limbik sistemin ilişkisine bağlı bir şey. Duygusal zeka kavramını buradaki herkes biliyordur. Mesela bizim toplumsal olarak bakarsan biz daha çok nasıl tanımlıyoruz kendimizi? Çok duygusalız diye tanımlıyoruz, değil mi?
Arkadaşlar söylüyorum size, duygusalım demek arızalım demektir. Yani şunu demiş oluyorsun, duygusalım derken ben duygularımı yönetemiyorum demiş oluyorsun. Duygusal zeka ne? Duygusal zekanın çekirdeği duyguları akılla buluşturmaktır. Yani duygularını kontrol edebilme, yönetebilme becerisidir. Bak, duyguları bastırmakla yönetmek aynı şey değildir. Duyguları bastırmak bilinç dışı bir eylemdir. Ve bastırdığın duygunun nerede, ne zaman hayatında karşına çıkacağı ve başına ne tür bir dert açacağını bilemezsin. Birikerek daha büyük bir soruna dönüşebilir. Kesinlikle. Aynen. Ama duyguları yönetme aslında bilinçli bir şeydir. Mesela birine çok sinirlenirsin, yumruk atmak istersin. Yumruk atarsan başının derde gireceğini hesap eder. Yumruğu atmazsın, kontrollü davranırsın, sonra gidersin, sahilde bağırırsın. Veya gidersin, ne bileyim işte öfkeni açığa vurmak için işte nefes egzersizi yaparsın, gevşeme egzersizi yaparsın. O duyguyu bilirsin, öfke içindedir ama onu başka bir yöntemle, akıllıca bir yöntemle dışarı atarsın. Eğer bak, duygularını yönetemezsen, görsel algılarının daha çok geliştiğini düşünüyormuştu hocam bir ebeveyn. Çok teşekkür ederim. Şimdi bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Duygularını yönetemeyen insanlar hayatta yıllar içerisinde en sık kullanacakları cümlelerden biri şu oluyor. Tamam mı? Abi bütün manyaklar da beni buluyor diyecek. Ama bütün manyakları kendisinin çektiğinin farkında olmayacak. O bütün manyaklara gel gel diyen bilinçaltında senin o duyguları yönetemeyen, sürekli enerji ve heyecan arayan halin olacak. Onlar gelip başını derde soktuğunda da Allah Allah ya, niye bütün deliler beni buluyor, sorunlar beni buluyor ki diye bir de şikayet edeceksin. Sevgili kardeşim bak, söylüyorum. Duygularını akıllıca yönetmek zorundasın. Hayattaki başarının en önemli becerilerinden bir tanesi işte bu duyguları yönetme becerisidir. İşte duygularını tanıma, motive olma, bir sürü duygusal zekanın bir sürü alt bileşenleri var. Empati kurma vesaire falan, oradan yürür gidersin. Ama finalde tekrar söylüyorum, duygularını yönetmek hayatta çok çok önemli bir şeydir. Bir diğer yönetilmesi gereken alan parayı yönetmek. Ben 50 yaşındayım. Hayatta 3 tane şey öğrendim Elif Hocam. Bunlardan bir tanesi, para her şey demek değildir. Yani paraya bazı insanlar hayatının merkezine koyar. Hatta para kazanmayı bir oyun haline getirmiştir. Bir hırs meselesi haline getirmiştir. Adeta şey olmasın da böyle paraya tapınan tipler vardır. Böyle bir şey. Parayı buraya koymak başını derde sokmak demektir. Ama arkadaşlar, para her şey değildir ama para çok şeydir. Bunu da unutmamak lazım. O zaman ben kendi söylemimi şöyle söylüyorum. Evet, para mutluluğu garanti etmez. Ama arkadaşlar, parasızlık mutsuzluğu bal gibi garanti eder. Ben her iki tarafında yaşadım bu işi. Laf olsun diye söylemiyorum. O yüzden parayı asla müsrif olmayacak kadar harcayan, tutan, öyle diyelim, müsrif olmayacaksın, tamam mı? Ama cimri de olmayacaksın. Parayı yemesini de bileceksin. Parayla olan ilişkin çok önemlidir. Bir insanın parayla olan ilişkisi çok önemlidir. Böyle küçük hesaplar yapıp, mesela arkadaşın bir şey cebinde parası varken ki ona hesaplamamak, hep ona hesabı ödettirmek falan filan. Bak, böyle sürekli bunu hissediyorsan kendi içinde, bunu değiştirmen gerekiyor. Ya da her hesabı delikanlılık yapmak adına, İşte bütün herkesin hesabını sen ödeme ihtiyacı hissediyorsan, müsriflik noktasında kendine bakman lazım. Para ilişkisi çok önemlidir. Tamam mı? O yüzden de parayı yönetme becerisini de arkadaşlarıma bırakıyorum. Kariyerini yönetme, yani hep hedefli ve planlı bir şeyler yapma. Bir de değişimi yönetme çok önemli ama ben asıl, süremiz kalmadığı için son bir şeyi daha altını çizmek istiyorum. Özel hayatını yöneteceksin. İlişki ve eş seçimi inanılmaz önemlidir. Bütün hayatını alt üst edersin. Ya bütün hayatını harika bir hale getirebilirsin. Ve ben şeyi söyleyeyim. Aşıkken ciddi kararlar vermeyin. Sevgili arkadaşlar. Aşıkken ciddi kararlar vermeyin. Çünkü %80-90 yanlış karar vereceksin. Söyleyeyim ben. İstersen ver yani. Biraz duygular dengeye geldiğinde ciddi kararlar verin. Yani aşk hali uçağın uçuş halidir. İki tane olasılık var. Ya yavaş yavaş havaalanına iner, aşk sevgiye döner. Daha
derinlikli ve anlamlı hale gelir. Ya da aşk hali, uçuş halidir. Tepe taklak düşersin, uçak düşer, fatura edersin. Ondan sonra ikide bir ağlayıp durursun. Ben bunu hak etmedim falan filan diye. Ya yani herkesin hayatında da bir aşk travmasına da ihtiyaç var. Onu da söyleyeyim. Ve evlenilmeyecek kadın ve evlenilmeyecek erkek tiplerini saymak istiyorum. Gerçekten. Çok, çok önemli ya. Çok önemli. Bu gerçekten şakası yok. Bak mesela evlenmeyecek erkek tiplerini söylüyorum size. Şu 3-5 dakikada. Ondan sonra zaten hayatınızın en önemli noktasını da çözelim, kapatalım. Bir, narsistik bir erkekle evlenmeyeceksin. Okun neydi ya kitabı? Zor Kişiliklerle Yaşamak diye bir kitap var. Alın okuyun, iki yazarlı. Orada profilleri anlatıyor. Narsistik bir erkekle evlenmeyin. Çünkü boşanmanız gerektiğinde boşanamazsınız. Ömrünüz boyu narsisizmini tatmin etmekle görevli hale gelirsiniz. Tamam mı? İşte sıkıntı. Son derece sevimsiz tiplerdir narsistler. İkinci, evlenmeyecek tipler antisosyal kişilik yatkınlığı olan tipler. Genellikle bu kişiler böyle hakaret, küfürlü konuşmaya yatkındır. Böyle tartışma çıktığında elini kaldırır ama sevgiliysen vurmaz, ama o bir evlendiğinde o el iner arkadaşlar. Tamam mı? Antisosyali görüyorsan kaç yani, öyle söyleyeyim. Arkana bile bakmadan kaç. Çünkü bir gün başın belaya girer o tiple. Hani bu şeyler oluyor ya, işte cinayet minayet işliyorlar ya, işte kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri. Allah korusun. Üç, bu paranoid tiple evlenmeyeceksin. O kıskanç erkekler oluyor ya. Avuçları neye gidiyor kızların? Ya iyi, beni seviyor falan filan. Arkadaşlar, kıskançlığın arkasında paranoid kişilik bozuklukları olabiliyor. Dikkat edin. Çok soslama tarzı kıskançlığı biraz anlayabilirim ama onun arkasına dikkatli bakmanız gerekiyor. Bunun testlerini de yapın, ben size söyleyeyim. Test edin. Eğer o paranoid izler ve işaretler görüyorsanız kesinlikle uzak durun. Çünkü paranoid tiplerin ne yapacağı hiç belli olmaz. Şüpheci, sürekli aldatılma ihtimali hesap eden tipler, uzak durun. Evlenmeyecek kadın tipini söylüyorum şimdi erkeklere de. Bir, aşırı alıngan bir tiple evlenmeyin. Çok alıngan bir tiple sürekli vidalarını sıkıp düzeltmek, ömrünüz onu tamir etmekle geçer yani, öyle söyleyeyim. Tamam mı? Allah yardım etsin yani. Alınganlar sürekli ilişki oynayanlarlar. Bana ne kadar sevildiğimi hissettir, benim ne kadar özel olduğumu hissettir, benim ne kadar işte değerli olduğumu hissettir. İşin gücün dipsiz kuyuya sürekli kurban atmaktır yani. Abi, sonu yok bunun yani. Onun aslında kişilik problemini sürekli boşluk duygusunu doldurman gerekiyor. Dikkat et yani. Border bir altyapı olabiliyor. Border kişilik yapıları. Bu gerçekten başın belaya girer yani. Bir de inatçı kadın tipiyle de çok fazla yol yürüyemezsiniz. Benim adım Hıdır, bildiğim budur diyen kadın tipiyle de çok fazla yol yürüyemezsiniz arkadaşlar. Ben bunların hepsini sadece teorik anlatmıyorum. Tamam mı? Tabii ki 50 yaşındayım. Bir takım hayat hikayelerimiz oldu yani. Hepsini gözlemledim de yani, öyle söyleyeyim. Arkadaşlarımız da oldu. Kendi hikayelerimizde de var. Dolayısıyla bunların hepsini bir özet olarak söylemiş oldum. Elif Hocam, bak biraz işte eğitimle ilgili, biraz hayatla ilgili, biraz aileyle ilgili oradan buradan bir şeyler anlattım. Gerçekten çok güzeldi hocam. Teşekkür ederim. Sizi dinlemek çok keyifliydi. Teşekkür. Biz sizi burada ağırlamak istiyorduk biliyorsunuz. Bana sözünüz vardı öncesinde ama şartlar mümkün olmadı. Yine de burada da olsa buluşmak çok keyifliydi. Teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim Elif Hocam. Benim için değerlisin. Dolayısıyla kısmet olur da bir gün koşullar oluşursa elbette sözümde durmaktan mutluluk duyuyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Videolarımızı paylaşacağız hocam zaten. Takip edemeyenler, katılamayanlar da sonrasında izleyebilecekler. Tekrar teşekkür ederim size. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol.